Bu hafta ne haftası biliyorsun değil mi? Ne haftası? Eurovizyon haftası. Eurovizyondan ben çok uzaklaştım ya. Artık bizi göndermiyorlar ya. Benim canım sıkılıyor biraz. Neden? Ya bilmiyorum. Bizim katıldığımız seneler yani eğlenceliydi, heyecanlıydı. Acaba işte olacağız mı, olmayacağız mı? Hani sonuçta bir milli müsabaka. Ve biz uluslar arası anlamda sporda çok başarılı olamadığımız için bu müsabakalara çok katılamıyoruz. Bundan da mahrum olmamız beni birazcık üzüyor. Ya şöyle bir şey var aslında. Yani biraz şeyden sordum. Beni biliyorsun yıllardır arkadaşlarımın en büyük şikayeti Burak Eurovision yapma açma bize şu şarkıları açarım. Hı hı. Kendi şeyimi de oluştururum. Ama Eurovision'da bizim genel olarak toplumumuzun anlayamadığı bir nokta var. Komşu komşuya puan veriyor. Böyle bir yarışma okey. Artık öyle bir yarışma değil bu arada. Öyle mi değişti mi o? %50 jüri üyelerinin verdiği oy. %50 de sosyal medya SMS oylaması halkın verdiği oy. Tamam. Geçerli artık. Jürinin birini seçtiği genelde misal halk oylamasında birinci olmuyor. Ben hiç görmedim birinci olduğunu. Jüriden kasıt ne? Kim bu jüri? Genel yani? her zamanki yarışma formatı. Işte. 12 puan verenler var ya. <laughs> Slovanya'ya bağlanıyorlar, İsveç'e bağlanıyorlar. Tamam. O jürinin puanları. En son sunucular tek tek halk oylamasına göre sunucular işte 26. sıradan oyuyla başlıyor. Jüri oylaması sonucu 26. olan şarkı. Hı hı. İşte 3 puan almış jüriden. Sosyal medyadan mesela 200 puan alıyor. 203 puan alıyor. Sırası yükselebiliyor. Hı ya da 7. sıra seçmiş. Geçen sene İspanya'da yanılmıyorsam sıfır çekti misal. Halk oylamasından hiç puan alamamış. O kadar yani. Evet bir anda sonuncu Hani halk oylaması bütün her şeyi değiştiriyor artık. Hı hı. Ama bizde şöyle bir muhabbet var. Komşu komşu 12 puan veriyor. Böyle yarışma mı olur? Fransa ona veriyor, o ona veriyor. Abi bize de Azerbaycan veriyor, biz de Azerbaycan'a veriyoruz. Biz ben bunu niye tartışmıyoruz? Ben de tam onu diyecektim. Azerbaycan'dan 12 tam puan her zaman Almanya'dan bize yani. geliyor fix. Bize de fix puanlar geliyor. Biz de fix puanlar geliyor. gurbetçilerimizin yoğun olduğu ülkelerin hepsinden, kez Hollanda'da da mutlaka bize 12 olmasa bile 10, 10 olması bile yani, yani yine güzel şarkılar oluyor. Misal atıyorum. Bütün ülkeler mi bilmiyorum da çoğu ülke şöyle bir şey yapıyor. Ulusal kanalda 5 tane ya da 10 tane Eurovision şarkısını yaptığını söyleyen şarkıcılar katılıyor. Hı hı. Performanslarını sahnede canlı veriyor. En son halk o Ülkenin halkı oylama sonucu Eurovizyona gidecek şarkıyı seçiyor. Bizde böyle bir şey de yok. Hmm. TRT seçiyor. Artık seçmiyor. Yok artık gidemiyoruz da TRT seçiyordu diyeyim. Ama gidemiyoruz değil gitmiyoruz değil mi? Yani biz evet. kendimiz gitmiyoruz. Evet bu biraz siyasi bir şey ha. konu. Ama bence her şekilde kültürünü tanıtmak. Şimdi bu sene Yunanistan halay çekecek halay bizim diyecekler. Ya bu Yunanlardan artık zaten ikrah geldiler. Ya tamam da sen kendi kültürünü savunamıyorsun ki böyle bir yerler. Ya bizim ülkece en zayıf olduğumuz konu kendimizi tanıtmak olabilir ya. Yani. Hiçbir şekilde yemeğimizi tanıtamıyoruz. Hiçbir şeyimizi tanıtamıyoruz ki. Müziğimiz, sanatımız. Yok. Tarihimiz, hiçbir şeyimizi tanıtamıyoruz. E ya. şimdi gerçekten bu arada şarkı da Yunanistan'ın bu sene katılacağı şarkı da halay ezgileri olan zurnalı bir şarkı. Zurna mı? Evet. Bir zurnaları eksikti. Yani. Zurna da onların. Mış. Öyle, öyle Mış. şey olacak. Dünyaya o gün İtalya'da yani. Napoli'de yaşayan bir adamım. Tamam. Açtım diyeceğim ki ha halay zurna bunu Yunanlar bunu yapıyor. Ondan sonraki hayatımda Alay ve Zurnay'ı gördüğüm zaman aklıma hep Yunan gelecek. Aynen. Türk gelmeyecek. Hiçbir, hiçbir zaman gelmeyecek. Doğru. Doğru bir tespit. Kendi kültürümüzü engelliyoruz. Yaymayı engelliyoruz. Bunun bir siyasi sebebi artık yok. Halk oylamasına döndü iş. O zaman şöyle hazır katılamıyoruz birazcık. Romantizm yapalım. Eurovision'da en başarılı olan 5 Türk şarkı. Şarkıcıyla şarkı. Serta Erener. Serta Erener. Every Way Dead birinci sırada. Mor ve Ötesi'ni hatırlıyorum. Mor ve Ötesi'nin deli şarkısı maalesef listede yok. Athena diyeceğim. Athena For Real şarkısıyla dördüncü sırada. Tamam. Kenan Doğulu'yu hatırlıyorum. Kenan Doğulu'nun Shake It Up Şekerim şarkısı ilk beşte yok. Yine altı ya da yedinci olması lazım. Düşünüyorum. Hadise gitmişti. Hadise Düm Tek Tek şarkısıyla beşinci sırada. Tamam. Manga galiba en son. Evet. Manga hakkı da yendi. Lena'ya evet. vermişlerdi. Manga We Could Be The Same şarkısıyla ikinci sırada. Can Bonomo var mı? Can Bonomo Love and Back şarkısı listede yok. Daha böyle Türkçe bir şarkı diyeyim. Ya İngilizce bir şarkı değil, Türkçe bir şarkı. Türkçe bir şarkı. Yani benim hatırladığım, izlediğim televizyonda. Bu Rim Rim falan değil herhalde. <laughs> Rim Rimi Gülseren listede yok. Hı hı. O da 16-17. falan olmuş diye hatırlıyorum. Bu eskiden ne hani Kayağan falan katılıyormuş. Yok. MFÖ'ler, Kayağanlar da yok. Yani 97 var. yılında. 97. İnan bilmiyorum. Şebnem Paker dinle 3 numara. Hmm. E şöyle bir info da vereyim. 90 yılında üçüncü oluyor tamam. yarışmada ve bizim Türk şarkıları Türkçe şarkı olarak en yükseğe ulaşan şarkımız bu. Ha, Türkçe evet, kendi lisanımızla da söylediğimiz. Sence yani revizyona Türkçe bir parçayla katılmak mı daha doğru yoksa İngilizce bir parçayla? Tamamen ben her ülkenin kendi kültürünü tanıtması kendi dilini konuşması taraftarıyım. Herkes kendi diliyle katılsın. İşte hmm. Macar Macaristan'a katılmıyor gerçi. Ee, ...Lispanya kendi diliyle katılsın. Almanya Almanca katılsın. İtalya kendi diliyle katılsın. Hı hı. Galiba zaten büyükler öyle yapıyor. işte Almanlar, İtalyanlar falan öyle yapıyor ama... İtalyanlarda öyle bir takıntı var. Hı hı. Almanlarda çok yok da. Almanlar İngilizce şarkıyla katılmıyor. Manganın önünde o İngilizce şarkıyla kazandı o kız. En de? son o zaman kazandılar. Ya şöyle... Günümüzde 2000'lerden sonra İsveç'in egomonyası var bu yarışmada. 2000'den önce İrlanda'nın ciddi bir şeyi var. Ya bu Norveçli kemancı bir çocuk vardı ya. Oo... En iyi Eurovision şarkısı olabilir o şarkı. Da. Harika yani. bir şarkıydı. Yine Hollanda'nın en son 2019'da kazandığı o şarkı da çok iyiydi. Bu arada ben çok küçük bir kendimce de kehanet kahin topot Burak olarak Evet hep yaparım. Yine yaptım. Çok zorlandım yaparken. Yine yeni yeniden. Evet. 2024 Eurovision tahminlerim. Tamam. 5. Litvanya. Tamamen fantezi. Silvestre Belt'in Luktak şarkısı, kendi dilleri falan. Hoşuma gitti. 4 İtalya. İlk 3'te eminim. Bu 3 ilk 3 olacak. Ama 1 2 3'ten eminim. Evet. Ya birden artık eminim. O kadar yani. Canlılarını izledim. Hollanda'yı izlemedim de diğerlerin canlısını izledim. 3 Hollanda, 2 Hırvatistan. Tamam. Baby Lazanya. Oo. Evet, Bebek Lazanya isimli Hırvat şarkıcısı. 1 İsviçre. Nemo'nun bir şarkısı. Ve şöyle diyeyim, e, bu üçü Hatta bu beşi benim ilk şeyimdi. Canlılarına baktım. Hollanda'nın canlısı daha çıkmadı ama İsviçre'deki çocuk yani klipte gördüğüm o dinlediğim sesi gerçekten yaparsa kazanır diyordum. Çocuk o sesi yaparken o kadar rahat ki. Hmm. O kazanacak. Yani umarım tahminlerinde başarılı olursun. Biz de farklı bir yüzde yüz orada yüzde 100 100 eminim. Yüzde yüz eminim. Öyle diyeyim sana. Yüzde yüz İsviçre kazanacak. Bak Hollanda delirmezse canlıda canlısını hmm. görmedim. İsviçre kazanacak yarışmaya. Yani Net Öyle, eminim yani. Hani o kadar net konuşuyorsun İsviçre ki ya... İsviçre kazanmazsa ben müzikten anlamıyorum. Hani ya çok büyük övgüler ya da çok büyük gergilerle karşılaşacak kadar net ve keskin konuşuyorsun. Övgü istemiyorum. Gergi de istemiyorum. Ama <laughs> İsviçre kazanacak diyorum. Ama övgü ve yergi istemiyorsan bu kadar keskin konuşmaman lazım. Bunlar benim keskin tahminim derse... Tahminim değil bunlar. ışınlandım geldim. İsviçre kazanıyor arkadaşlar yarışmayı. <laughs> o kadar diyorsun yani. Net net. <laughs> net. O sesle kazanır. Sadece... Daha büyük ana sahnede olacaklar ya orası tabii ki çok etkili. Hı hı. Geçen sene ben Finlandiya'yı ikinci görüyordum. İzledikten sonra canlı yarışma Finlandiya kazanacak. Eurovision çıkardı 53 şarkıcı ABBA. Hı hı. Sırf onlar canlı performans versin diye kazanıldı 50 yıl olmuş. İsveç de olsun. Hı. O muhabbet yani. Yoksa geçen sene Finlandiya net almalıydı. Bir gün yeniden geri döneriz. Ve burada bir tahmin yaparken Türkiye kesin kazanacak diyebilecek seviyeye geliriz. İnşallah. Eurovision'dan falan bahsettik. Hı hı. Çok enteresan bir bilgi buldum, gördüm. Daha sonra çekledim. Gerçekten böyle bir şey varmış. Tamam. Sonra bir şey daha biliyordum, onu da ekledim. Hangisine daha çok şaşıracağını çok merak ediyorum. Hazır mısın? Gönder. Hangisi daha şaşırtıcı? Google görsellerin 2000 Grammy müzik ödüllerinde Jennifer Lopez'in giydiği yeşil elbise sonucu ortaya çıkması mı? Yoksa burnumuzu tutarken mırıldanmamızın imkansız olması mı? Ee, güzel. Yani burnumuzu tutarken mırıldanmamızın imkansız olmasını şu an bizi dinleyen ve herkes deniyor, yapmaya çalışıyor. <laughs> o yüzden yorumlarda bunun gerçek olup olmadığını çok net bir şekilde anlayabiliriz diye düşünüyorum. Çıkınca sen de bir... Ben de, de deneyim. Şu an çekimde olduğum için ben deneyemiyorum. <laughs> kusura bakmayın. Ama Jennifer Lopez'in hikayesini de tam şey yapamadım, anlayamadım. Yani o giydiği elbiseyi bulmak isteyen insanlar için mi Google görsel bölümünü açıyor? Giydiği kıyafetin fotoğrafını o kadar çok görmek istiyor ki insanlar. Hmm. Bunun üstüne Google biz görselleri açalım. O zaman buradan Jennifer Lopez'e teşekkür ediyoruz. Google Görseller çünkü gerçekten çok kullanışlı ve çok işlevsel bir sekme. Jennifer Lopez'e mi teşekkür etmeliyiz yoksa <laughs> Yeşil Elbise'ye mi? <laughs> Jennifer Lopez'e teşekkür etmek istiyorum ben. Ben de Yeşil Elbise'ye buradan teşekkür yollayayım. Eşitlik olsun. Yeşil Elbise'nin tasarımcısı kim? Onu bilmiyorum. O zaman yani... <laughs> elbiseye teşekkür çok kıymetli olmayacaktır ama belki bir gün karşısına çıkarsa diye ben Jennifer Lopez'e teşekkür etmek istiyorum. Jennifer Lopez teşekkürümüzü almıştır. Hı, hı Evren onu oraya ulaştırmıştır bu teşekkürü. O kadar şeyim ki yedi 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 falan. <laughs> Eminim o enerjiyi hissediyor şu an. Oturuz bir kere ya. denedim biliyor musun? Neyi denedin? Bir tane video çıktı karşıma. Çok da girmem de çıkıyor işte. Çekiyorsun. 7-7-7 yazıyor. Tamam bu mesajı işte okursan okuduğun andan itibaren ki yarım saat içinde çok beklediğin çok istediğin bir telefon gelecek bir şey yazıyor. Tamam. Yarım saat bekle diyor sadece. Okey. Yarım saat bekledim alarm kurdum. Tamam. Alarm çaldı. Arayan olmadı. Ama en azından denemişsin. Ya böyle şeylere inanmasın insanlar bir yorumlar var bir yor aldım kabul ettim herkes bunu yazıyor bir de. Ya o konuda ben şöyle düşünüyorum. Yani benim kendi görüşüm ben çok bana göre değil. Kozmik enerjiler evrene gönderdim. Mars'ı yana döndüm. Moralim bozuldu falan. <laughs> bana çok uzak. Ama işte hani aldım verdim kabul ettim. Okey. Yani benim için sıkıntı yok. Hani kendi dünyasında alıp verip kabul edebilir. Benim için bir sorun yok. İnsanları çok eleştirmek istemiyorum. Bu konuda özellikle. Herkesin bir mentali var. Kafa yapısı var. Öyle mutlu oluyordur. Öyle mutlu olsun. Hani alsın versin kabul etsin diye rakamlar yazsın. Yani. Tamam da gidip de videoda yazan ritüele de... Şimdi bak ben inandım. Bir kere denemek istedim lan. Ritüeller oluyor mu? Ama şöyle düşün. Ya o yarım saat içinde telefonu çalsaydı? Şu an bambaşka bir adam olarak karşında oturuyor olacaktın. Bu yüzden gece saat dört buçukta denedim. Yani hani <laughs> anladın mı? E şimdi senin gibi o videoyu izleyip bunu gerçekten yaşayan bir insan olduğunu düşün. Şu an herkese kozmik enerji anlatıyordum büyük ihtimalle. Evet şu anda guru olmuştum. Tabii. Kafayı büyük falan kazıdım saçma sapan. Evet. Yani gerek yok. Hindistan'a da gitmiştim. Orada bir avatar olmuştum ya. Şey gibi diyelim mi? Çok sevdiğim bir sözdür Hani fal'a inanma, falsızda kalma. Hani çok ha. takılmayın ama bakın ne bileyim. Şimdi insanlara da böyle akıl vermek istemiyorum ama Sen hatırlarsın benim <laughs> fal geçmişimi. Evet evet yani <laughs> Ya fal biraz da bunu da söyleyelim. Fal genç erkekler tarafından genç kızları tavlamak için çok fazla kullanılan bir şeydir. Kimse arkadaşlar. tavlamak için fal bakmadım. Yani kahve falları, el falları bilmem neler bunlar çok yapıldı. Genç bir erkek falınıza bakmak istiyorsa baktırmamanızı tavsiye ediyorum. Sizi kötü emellerini halt edebilir. Öyle bir şey yapmadım. <laughs> Açık mikrofona bir şey mi? döndü bir anda. Açık mikrofon. Sadece bir şey diyeceğim. Bir paye söylemek istiyorum. Abi ben artık şey diyorum. Fala, bardağı, fotoğrafı gerek yok. Yüzüne bakayım söyleyeyim. Hmm. Yani nasıl? İçimden geçenleri söyleyeceğim. Yani senin aynı senin şeyleri söyleyeceğim. Hiç gerek yok. Yani yok dediğin gibi kahveymiş, su falıymış, ip falıymış Ben bunlara hiç. Bak burada oturalım. <laughs> Bak yarım saat boyunca insanlara fal bakarım. <laughs> i̇şte kullanıcı da bu. Seni bugün böyle bir şey bekleyecek. Üç gün sonra bu olur. Çıkar da belki şansa. Evet. Çıkıyor bazen. İşte çıktığı zaman Hande kazanava falan olursun. Yok Hande kazanava... O da işini... Da astrolog, aynı şey. Yok falcı değil canım. Falcı demedim. Yani fal ve astrolojiyi <laughs> aynı kefeye koydum aslında. Yani, Ö yani buradan bayağı herhalde linç yiyeceğim. Sen beni kurtarmaya çalışıyor gibi bakıyorsun ama. Elimden şey... bir şey gelmiyor artık. <laughs> aynı şey ya. Fallı astroloji değil ya. Ya Herkes inandığı gibi yaşasın abi. Şey evet. derler ya hani özgürlük benim özgürlüğümün kısıtlamayacak kadar özgür. Herkes istediği ya Sadece şey yok. Yermemek gerekiyor. Ben de şimdi astrolojiye ben inanıyordum. Şimdi inanmıyorum diyorum. Hı -hı. Sen şimdi inanmıyorsun. Yarın inanabilirsin. İşte bak bu Eurovision'da keskin konuşurum. Bu evet. konularda keskin konuşmak istemem. Yani biz bir tık daha sanki maddeciyiz daha hani materyal. Evet daha böyle gerçekçi olsun. Hı hı. Her şey aklımıza yatsın. Gene i̇şte. de dediğimiz gibi herkese saygımız var. Falınıza da baktırın ne bileyim astrolojiniz burcunuzu da takip edin yükselenize bakın. Okey ya şimdi biraz önceki konudan biraz çıkmak istiyorum. Biraz fazla e, yorum yaptık insanların düşünceleriyle alakalı bence. Biz hızlıca ikimizi de buradan çekip çıkarmam lazım gibi hissettim. Ee, çok sevdiğim bir format var her zaman biliyorsun. Çok hoşuma gidiyor. O mu bu mu? Hangi müzik aletini çalmak istersin? Güzel. Stilofon mu? Elektro gitar mı? Elektro gitar. Elektro gitar mı? Yay bahar mı? Yay bahar ne ya? Yani bunu bence yay baharla devam etmelisin. Gördüğün zaman çok beğeneceksin. Elektro gitar. <gülüyor> Diyemedim. <gülüyor> <laughs> Elektro gitar. Elektro gitar mı, keman mı? Keman. Keman mı, kanun mu? Keman. Keman mı, klarnet mi? Keman. Keman mı, pipa mı? Pipa bilmiyorum. Gene çok başarılı bir müzik aleti. Biraz yeniliklere açık ol ve pipayla devam et. Sana neden bilmiyorum. Zaten o Norveç'in şarkısı dedin kemandan gidiyor, kafamda çalıyor. Keman'dan devam. Bu bir işaret. Evren bana işaret verdi. 7 7 7, -7 iş yarıyor. <laughs> Keman mı? Bateri mi? Bateri. Bak dile getirince de değişiyor. <laughs> bateri mi? Saksafon mu? Bateri. Bateri mi? Piyano. Piyano. Artık sen de bir piyanistsin. Tebrik evet. ederim seni. Teşekkür ediyorum. Direkt o Damon Shazer'ın filmlerine gitti. Biplash ile La gitti Hı. aklım şimdi. Biplash'i daha çok seviyorum ama ya de şey çok sıkıntı. O tempo. Evet. Sürekli bir temponun içine yer almak istemem. Piyanoda da bir tempon oluyor ama batarya kadar uzun süre yapmana yani gerek piyano yok. Piyano demişken buradan bu arada fazla sayıda sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Eski Twitter hesabımda takipleşiyordun fazla Say'la biliyorsun. Evet. Fazla Böyle garip bir takip ünlü takip anıları işte. derler ya benim de öyle bir ünlü anım var. Yani Neden öyle. beni takip ettiğini bilmiyorum fazla sayın ama beni takip ediyordu. Böyle 2014'ten beri falan takipleşiyoruz fazla Say'la. Telefondaki en ünlü kişi kim gibi bir soru soracağım sana. Twitter'daki en ünlü kişi kim? Fazla sayıda. Eski Twitter'ımda vardı ya. Maalesef o şifresini unuttum. Kaybettim hesabımı. Kapandı. Hep diyorum şu şifreleri bir notlara yazmamız gerekiyor. Ben notlara ya... yazmamız lazım. Yaşlı mıyım biraz acaba? Şifre unutup hesabını kapattırmak nedir ya? Yani? yani? notlara yazmak gerekiyor. Ya buradan da fazla sayı sesleniyorum. Beni yeniden takip edersen fazla abi. Ben seni çok severek takip etmiştim. Çok da hava atmıştım bu arkadaşlarıma da. <laughs> fazla say beni takip etti diye. Ben ona fal bakıyordum. <gülüyor> evet. <gülüyor> yani o Cemal Diren gibi fal bakarken ben... Falın da demiştim sana ama bir ünlü seni takip edecek. Evet ve ya, de yani dünya çapında fazla sayılıyorsun. <laughs> Buradan hürmetlerimizi sunuyoruz tekrar. Evet sunuyoruz. Şimdi ben de sana bir on bumuyla geliyorum. Hazır mısın? Hazırım. Hangi grubun üyesi olmak isterdin? İzel Çelik Ercan mı? Imagine Dragons mı? <laughs> İzel Çelik Ercan Burak olmak istemiyorum. <laughs> Imagine Dragons. İçep olurdu o zaman. hoş, hoş olmazdı. Parti gibi olduk. Imagine Dragons mı? Pin hani mi? Imagine Dragons. Imagine Dragons mı? Maroon 5 mı? Imagine Dragons'ta devam edeceğim. Imagine Dragons mı? Migos mu? Imagine Dragons'ta devam edeceğim. Imagine Dragons mı? Moğollar mı? Yani Imagine Dragons ya. Imagine Dragons mı? Nirvana mı? Of, 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 of Nirvana. Nirvana mı mor ve ötesi mi? mor ve ötesi. <laughs> gene baş gene circle'a girdik. Mor ve ötesi mi? Yani evet tabii. Mor ve ötesi mi Black Eyed Peas mi? Mor ve ötesi. Mor ve ötesi mi The Beatles mı? Uf uf uf. Dünya tarihin en iyi grubu belki de. Son soru mu bu? Yani bilmiyorum. Ne, gerçekten ne diyeceğim bilmiyorum ama. <laughs> hani müzik tarzı olarak falan Beatles çok bana yakın değil ama hani Harun Tekin'den özür dileyerek Beatles demek istiyorum. Özür dileyerek Beatles dedin. Yani, İnanamıyorum. Türkiye senin bu Mor Türkiye'de bir... <laughs> sevgini. Türkiye'deki en büyük hayranlarından biri benim bu arada Mor Büyük ihtimalle. Ama Beatles da yani. Beatles abi hani. Yani, ben Harun Tekin bile Beatles derdi. Yani o yüzden... Ritim bile vermek isterdim Beatles abi. Değil mi? Olarak. Hiçbir ritim şey yapmaya Orada sadece bir alkış bile yapılır Beatles abi. Yani. Güzel Beatles'a iyi olmak yani evet, Nirvana'yı falan harcamam mı oraya ötesine beni çok şaşırttı. Hadi Black Eyed Peas'i sanırım da. Nirvana'yı harcadın, Kurt Cobain'i harcadın. Abi biliyorsun benim hassas noktalarımı. Hep aynı yerlerden vuruyorsun bana ya. Ya şöyle diyeyim tişörtüne bakarak. Yani bak, Bir böyle Rolling Stone bakarak. geldi. Dedim değiştireyim mi? Hı -hı. Değiştirme Burak dedim. Black Eyed Peas'i ver. Mesela Rolling Stone'sla da devam ederdim bir süre. Mor ötesini emin yedirir. olamadım şu an biliyor musun? Mor ne yedirir miydim Rolling Stones'u? <laughs> Queen'i muyunu yedirirdin gibi yani geliyor. Yani inan. zorlandın. İnan bilmiyorum ya. İlginç neyse giderken bir mor ötesi deli şarkısı hak etti bugün dinlenmeyi. Değil mi? Güzel çok bir çok şarkı. Çok bahsettik mor ötesinden. Yine bu arada Türkçe olup da en yüksek derece gelen ikinci şarkı da deli şarkısı. Çok da başarılı bir şarkı. Yedinci olmuş yanımda. Çok da başarılı. Mor ötesi yedinci sıra falan dedim böyle çok fazla müzikten gittik. Ben de çok güzel bir müzik sorusu soracağım sana. Evet dinliyorum. Listelerde en çok birinci olmuş şarkıcılar. Michael Jackson. Beşinci sırada. Madonna. Sekizinci sırada. Queen. Queen listede yok. Pink Floyd. Pink Floyd listede yok. Rolling Stones. Rolling Stones listede yok. Beatles. Birinci sırada. Birinci sırada. Beatles'un John Lennon demek ki vefatından sonra da bayağı gitmişler. Ya gider. Beatles abi döneminin en önemli grubu. Belki dünya tarihinin daha böyle rock and roll. Elvis Presley. Elvis 3. sırada. O da kısa ömründe iyi yapmış ya. Ama Elvis be abi. Yani. Başka kim olabilir? Rock 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 daha gelmiyor aklıma. Çıkacağım rock'tan pop pop. Ya böyle güncel. 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 10. sırada böyle güncel bir hanımefendi var. Rihanna. Rihanna 4. sırada. Katy Perry. Katy Perry listede yok. Beyoncé. Beyoncé listede yok. Taylor Swift. 10. sırada. 9. sırada bir tane ee, bir filmde oynamıştı. Kevin Whitney Houston. 9. sırada. Drake. Drake 6. sırada. Justin Bieber. Justin Bieber listede yok. Bruno Mars. Bruno Mars listede yok. Diğerleri kim ya? 7. sırada Supremes var. Ha grup. Şey, güzel. Güzel. Hiç aklıma gelmedi. İkinci sırada Maria Carey. Maria Carey. Ya şu Maria Carey şey değil mi ya? Sadece Amerika'nın bildiği bir isim evet, gibi geliyor evet, bana evet. senelerdir. Hani var öyle bazı şeyler var. Globale ulaşamamış o kadar sanki. Ya listeye ilk baktığımda ben açıkçası ikinci sırada Maria Carey görünce şaşırdım. Ben kendi özelimde konuşayım. Büyük ihtimalle çok fazla insan şaşıracaktır. Ya kadın bir yılbaşı şarkısı yaptı. Yeter ha, be kardeşim. Hala yani hala var. MJ'in Madonna'nın falan da üstünde olma ya. Ya en azından biraz Evrensel değil Maria Carey ya. Değil mi? Yani evrensel bir dili yok. R&B okey de R&B de Maria Carey'nin R&B'si herkese hitap edecek bir R&B değil. Bence de katılıyorum. Ben yani R&B dinliyordum deli gibi. Hı hı. Bana hiç hitap etmedi. Ya i̇kinci olması biraz şaşırtıcı ama bunlar tabii biliyorsun hepsi gene official kaynaklar. Yani listede hata alma ihtimali yok. Maria Carey kendi bile bu ya listeye şaşırıyordur ya. Bir tek Eminem'le onun bir kavgası var. Çok ciddi bir muhabbet var. Maria Carey Eminem'e diss attı. <laughs> çok iddialı. Ee, Obsession diye bir şarkı. Niye bana bu kadar işte paranoya sahibisin? Hı hı. Sürekli klipte Eminem kılığına girmiş, kapşonla geziyor. Mariekeli de Mariekeli. İkisi de Mariekeli de. Sakal falan var de. İşte Sürekli bunu takip ediyor böyle. Röntgenliyor hı hı. falan. Sapık diyor Eminem'e falan. Eminem çok kötü bir intikam almıştı sonra. Yani Eminem hatta 2007'de bu şarkı yayınlandı. 2008'de Şak diye albüm yapıyor 5 yıl sonra. Hı hı. Ama Eminem çok kız... sinirleniyor. Eminem'i kızdırmamak lazım ya. B Made It diye bir şarkı var. Seni biz yarattık. Hı hı. O da direkt Maria Carey'e giydiriyor zaten. Maria Carey de piyasadan düşüyor öyle diyeyim yani. <laughs> o yılda o şarkıdan sonra hiçbir şarkısı düzgün istemiyor. Ya ama Eminem'e taş atarsan <laughs> Eminem seni vurur yani. Yapacak bir şey yok. O Machine Gun Kelly diye bir tane rapçi Eminem'e sataşmıştı. Silindi piyasadan. Yani şu anda şeyle sevgili o da. Megan Fox'la e sevgili o çocuk da. Evet hatta şey falan demiş. Megan'ın kanını içmeyi seviyorum. Ya Megan Fox'un son halini gördün mü? Megan Fox'un kanını içiyor şu an sevgilisi. Abi herhalde o yüzden o hale gelmiş. Büyük ihtimalle. Ya kadın gerçekten kendine bir insan... Manyağın biri. Çok yazık etmiş kendine ya. Megan yapma. Megan abla. Yapacak bir şey yok. Ya abla mi? demeyeyim lazım olur. Belki. <laughs> Dünyada en çok Spotify kullanan ülkeler. Türkiye var mı? Yedinci sırada. <laughs> Güzel. Yani kalabalık ülkeleri düşüneceğim direkt. Ya, ya. şey düşünmen gerekiyor. Latin ülkeleri düşünmen lazım. Latin. Evet. Brezilya. İki Üf. numara. Üf. O kadar yakın yani Spotify. Arjantin. 8 numara. Şili. Şili listede yok. Uruguay. Uruguay listede yok. Güney Amerika'dan çık şimdi. Çıkayım Yine mi? Latinler ama Güney Amerika'da bir ülke değiller. Meksika. Meksika 3 numara. Az önce dilin ucuna geldi. İspanya. Altıncı sırada. Amerika var mı? Amerika birinci sırada. Ha. Güney Amerika deyince oradan Amerika'yı da anımsadım. Başka Avrupa yani ülkeleri Avrupa'da bir mu? tane daha ülke var. Asya'dan çok ülke var. İtalya. İtalya yok. Fransa. Fransa yok. Yunanistan. Yok. Yunanistan ne işi olur? Niye olmasın kardeşim? Allah, yani Hollanda. Hollanda yok. Yine ama yanında hemen çok yakın. Almanya. Evet, Almanya 10. sırada. Bir tanesi çok yani kalabalık bir ülke diyeyim. Çok kalabalık. Çin. Ya bu siyasi sebeplerden ötürü Çin falan yasak orada yok. Orada? Yasak. Hindistan. Dört numara. Arkadaş her yerde varlar ya. Evet. Girmedikleri liste yok ya. İşte virüs gibi düşün. İnsanlar bazı insan, Böyle yani her yerde oluyor. Amerika ama gene birinci olması çok da şaşırtıcı. Amerika'da nasıl bir büyük bir virüsse birçok böyle bu tip pozitif listelerde birini çıkıyor. Onlar da kendilerinin PR'ını güzel yapıyorlar. Evet. Onlar reklam zaten. Global Dünyanın küresel gelir olarak %50'si Amerikalı. Dünyanın yarısı Amerikalı şu an. Hiç Gerçekten. şaşırmadım nedense. Bunu şaşırtıcı bilgi olarak soracağım sana. <laughs> Gene şaşırmayacağım. <laughs> Diğerlerini sayıyorum. Dinliyorum. 9 Filipinler. Evet 9. sırada Filipinler varmış. İlginç. Endonezya 5. sırada. Herhalde yine nüfusla alakalı olduğunu tahmin ediyorum. Endonezya da kalabalık bir ülkeydi. Yani bilmiyorum. Güzel, sevimli. Ya bu şekilde bir liste ama ülkemizde de bu kadar kullanılması güzel. Ya Ama biz seviyoruz ya. Evet, hem müziği, müziği seviyoruz hem telefonla çok aşırı neşiriz, aşinayız. Teknoloji kullanmayı biz seviyoruz bence. Evet tabii. bence de seviyoruz. Biraz hattından fazla kullansak da seviyoruz ya. Ya o zaman bu kadar Spotify falan demişken geçen ee, çok, çok 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 ilginç bir listeyle karşılaştım. Hazır mısın? Hazırım. Tarihin en iyi 5 rapçisi. Billboard'dan aldım bu arada. Billboard. Kaynak da Billboard. Billboard. Güzel bir kaynak. Nereden başlayayım ki? Tupac. Tupac dördüncü sırada. Bigi. Bigi listede yok. Nasıl ya? Dur. Daha kimi sayabiliriz? Şey, kişi değil mi bunlar? Grup yok. Hepsi kişi. Ice Cube. Ice Cube listede yok. Easy E. Easy E listeye girememiş. Method Man. Listede yok. Nasıl ya? Nas? Üçüncü sırada. Eminem. Beşinci sırada. Bir ve iki kaldı. Tamam. Bir de ikisi de aslında şu an aktif. İkisi de aktif. İkisi de aktif. Aktif rapçiler. J. Cole. J. Cole listede yok. Kendrick Lamar. İkinci sırada. Bir kim olabilir? Birinci sıra kaldı. Daha biraz daha böyle şeyi de düşünebilirsin. Popüler kültürün de içinde çok yer alan bir figürle. Travis Scott. Listede yok. Evli. Evli. Gerçi boşandı galiba onlar ya. İşin prodüksiyon kısmında falan da çok var bu. Kanye West. Listede yok. Kim ya bu bir numara kim? Jay-Z. Jay-Z bir numara mı? <laughs> evet. Billboard'un listesi. Bu, 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 bu. Bak. Hayatımda gördüğüm en komik liste olabilir. Yani şöyle söyleyeyim. Ben de inanın hiç beğenmedim listeyi ve bu listeyi seninle paylaşacağım zaman aşağıya yukarı alacağım reaksiyonu da biliyordum. Hani çok iddialı bir liste. Jay-Z bir numara diyorsun. Jay-Z Jay gelmiş geçmiş en iyi rapçi Jay-Z'ymiş. Evet, Gold. Bak listede hiçbir seçenek doğru yerde değil. Bence de katılıyorum bu arada. İlk beşe sadece ikisi yani Nazlı belki. Eminem 5 bence okey. Eminem 5 de bir tık yüksek de hadi. Yani Kendrick Lamar ilk beşe bakalım. girse bile ikinci mi gerçekten? Topek. Kendiklamar okey. İkinci olması okey. İkinci olması değil. İlk beşe girmesine okeyim. Ama beşinciye okeyim. Yani. Şimdi burada mesela Eminem'i 3'e yazarım, dörde yazarım ya da ilk 5'e hiç almam. İlk beşe alacaksan yani, 5'e, Naz'ın ve Jay-Z'nin altına yazmam ben Eminem'i. Yani. Hani bakıyorum, mantık arıyorum şu anda Jay-Z nasıl bir. Jay'in bir olması lazım liste başarısına göre. Bir numara o kadar şarkısı olmuş. Altı numaraydı az önce söyledim. Hı hı. E, listede de Jay-Z yok. E prodüksiyon diyorsun, ün, şans, şöhrete bakıyorum. E Kanye ve Kim Kardashian daha çok ünlü. Ya bu da Beyoncé devri. Ya isterse <laughs> şey, yani abi yok yani adamın şeyi yok. Bir numara olacak bir rap türü değil adamın yaptığı tür. Yok, imkansız bir şey. Ya ben de açıkçası Jay-Z'yi çok dinlemem. Çok Jay-Z benim tarzım bir adam değil. Ama bilmiyorum yani. Abi burada şey bit, yani İşin garip kısmı şu hani burada bu denli tartışmamızı gerektirecek şey ne bence biliyor musun? Kaynağın billboard olması. Abi billboard gibi yani billboard gibi kaynak tarihin en iyi Jay Z diyor ya <laughs> billboard bitti. Nasıl <laughs> bitti. yani? Yok ya billboard'un ben hiç ciddiye almayacağım bir daha billboard'u. Billboard benim için bitmiştir. Bitti diyorsun. kapattım o defteri. Ya abi saçmalığa bak hani rap diyorum bak her yere tamam orada yaşamadık da bak Amerika'daki herkese sor. Jay-Z'nin kendisine sor kendisini bir numaraya yazmaz ya. Belki bir tek kendisi yazar ya. Yok. Belki... Etrafındakiler yazar. Ondan faydalanmaya çalışan işte ünlü şan Onlar yazar. Kraldılar. Ama jay kendisi bile kendisini bile koymaz ya. Hani iyi yani P dedi falan çıkacak sandım. sorunlu ya o son zamanlarda onun da muhabbeti var. Hı hı. İyi onu koymamışlar şükredelim yine ya. Bu ne abi? Yani ya çok gerildik. O yüzden ben bu konuyu artık değiştirmek istiyorum. Sinirlendirdi bu liste beni. <laughs> yani gerçekten bir anda böyle Ahmet Çakar gibi bana müsaade edin çocuklar falan diyeceksin diye <laughs> Çok sinirlendim. O yüzden seni farklı bir noktaya götüreceğim. Evet. O saydığımız isimlerin çoğu zaten e, hani belli bir seviyenin üzerinde ve çok zengin insanlar ya. Şöyle farklı bir soru soracağım sana. Dünyanın en zengin 5 insanı. Bill Gates. Bill Gates 7. sırada. Hiç <laughs> girememiş. Şu an jay diye isim var diye biliyor musun? Adam bence kendi bu listeye bir numara koydurmuş bile olabilir. Neyse o defteri kapattık. Mark Zuckerberg. Zuckerberg 4. sırada. Şimdi Bill Gates yoksa sırf Balmer falan da yoktur diye düşünüyorum. Balmer listede yok. Tamam. Elon Musk. 2. sırada. Jeff Bezos. 3. sırada. Tamam. Warren Buffett. Benim Buffett listeye girememiş. 1 ve 5 kaldı. Michael Bloomberg. Bloomberg listede yok. 1 ve 5. Ne iş yapıyor bu adam? Birincinin kopyasını vereceğim. Dior ve Louis Vuitton'ın sahibi. Dur. Adı neydi adamın? Barney diye isim var da. Barney, çok yakınsın aslında. Biraz harflerle Adamın veriyorsa. adını unuttum biliyor musun? Ama adamın adını kopya olarak veremem. Adamın Güzel. şu an o tipi, o her şey şu an aklımda canlanıyor. Hı hı. Bir de bir numara. Evet bir. Adını unutma. Herimin adını unuttum. İstediğin zaman bırakabilirsin. Bana söyler misin? Bir numarada Bernard, Bernard Arnold var. Beşinci sırada Larry Ellison. Larry Ellison. Oracle'ın sahibi kendisi. 5 sıradan listeye giriş yapmış. Bilgisi falan geçmiş. Ben en zengin beş insan. Larry'i duyunca Larry Page diyesi yani Google'ın şeyi ama normal Oracle'da Amerika'nın işte Tabii artık o başka bir seviyeye geldi. işte Amazonlar, Tesla'lar hep dünyanın en büyük şirketleri. Normaldir. Güzel bir sistem. Ama birinci beni birazcık şaşırttı. Niye? Ya bilmiyorum gene sonuçta artık devir, yani teknoloji çok daha fazla para ediyor ya bir moda markasının sahibi. Yatırım yapmıştır o da. Tabii. Biri Tek diyordan Değil bu Vuitton'dan değil, başka yatırımları da vardır da. Güzel liste ya. Forbes'un Forbes güncel listesi değil mi? Güncel evet. Yani Forbes'ta. Ya zaten Forbes... o Elon Musk'ın çok değişkenliği var. Yani bir anda bire çıkıp, bir anda 5'e falan düşebiliyor bu. Kripto para mevzusu olduğunu biliyorsun. Biraz çılgın bir arkadaş. Şu an mevcut. Bu videoyu çektiğimiz günkü net rakamlar bu şekilde. Evet. Güzel. Güzel. Umarız biz de bir gün Hı, o kadar zengin. zengin oluruz. Ya o kadar zengin inşallah oluruz ya. Yani. İnşallah. Türkiye'de yaşayan bir insan da zengin olsa o kadar. Bütün memlekede yeter onun serveti. <laughs> Değil mi? Evet. Ee, bu videoyu Bernard Arnold fonlamamıştır. Evet, <laughs> Kendini kendisi, birinci gösterimiz diye. Kendisiyle bir bağımız yok. Kendisinin Onu, yaklaşık bu arada şu bilgiyi de vereyim 222 milyar dolar bir serveti varmış. Hani bizi fonlamıyor keşke fonlasa öyle bir şey çok mutlu oluruz. Ama yok maalesef. Ya şöyle diyeyim. Fonlayadığını düşünenler olur mu acaba? Olabilir. Yani şaşırmam. Arnold'dan para almışsınız. Nasıl bir? <laughs> Bilgeç yok. <laughs> Bilgeç nasıl yok? Olur ya. Güzeldir ama yani. Aynen. Güzel şey olur da fon almıyoruz. Kimseden, Kim, kimseden şu an öyle bir alıyoruz. şey yapmadık yani. Tamamen Kimseden almıyoruz arkadaşlar. Kendi istediğimiz ve mantığımız uygun hisseleri birbirimize sunuyoruz. Hı hı. O zaman bu haftalık bu kadar diyelim. Müzeye doyduk. Bence de. Şimdi giderken Morbidus'u deli açılıyor hemen. Net. Net açılıyor. Teşekkür ediyoruz herkese. Hoşçakalın. Hoşçakalın.